Ne diyor? Tavsiyesi nedir? Aslında bu hafta toplanacağız bilim kurulu olarak, rakamları değerlendirmek gerekiyor. Biliyorsunuz uzun bir zamandır sokağa çıkma kısıtlamaları oluyor hafta sonları. Ve netice olarak da zaten rakamları da görüyoruz. Rakamlarda artık üçlü rakamlara yavaş yavaş düşme eğilimi gösterdi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de elbette ki kontrollü bir normalleşme süreci başlayacak. Tabii ki kontrollü normalleşme süreci derken de rakamları bir değerlendirmek gerekiyor. Yani çünkü hepimiz biliyoruz ki bugün de biraz evvel sizin programınızdan da izledim. İstanbul'daki trafiği görebiliyoruz. İstanbul'da yoğun bir trafik var. Onun dışında başka yerlerde de bugün muhtemelen kalabalıklar olacaktır. Bütün bunları bir değerlendirmek lazım diye düşünüyorum ama tüm dünyada olduğu gibi artık ülkemizde de normalleşme gerekiyor. Zaten insanlar uzun zamandır evlerinde yoğun bir şekilde durdular. Bayramda 4 gün kimse bayramlaşmaya gitmedi. Modern çağın görüntülerini kullandık. Görüntüyle bayramlaştık. Neticelerini ama dediğim gibi bir 10 gün sonra göreceğiz bu neticeleri. Bu arada da artık herhalde bu hafta bir gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Yani 3 Haziran itibariyle kalkabilir diyebiliriz. O günkü toplantıda ki verilere bağlı. Tabii ki top değerlendirmek lazım. Sonuç itibariyle bilim kurulu tavsiye niteliğinde kararlar veriyor. Nihai kararı hükümetin aldığını hepimiz biliyoruz. Bizler dediğim gibi değerlendireceğiz. Bu bağlamda da değerlendirmeler yapılacak diye düşünüyorum. Sizin şahsi tavsiyeniz nedir hocam bu konuda? Çünkü bir yandan bu 4 Haziran meselesi ortaya çıkmadan önce de bayram öncesinde Kültür ve Turizm Bakanı'nın seyahat izinleri İstanbul'dan tatile gidecekler için olabilir bayramdan sonra açıklamasıyla aklımız biraz da karışmıştı. Siz ne dersiniz? Erken mi yoksa alınması gereken, artık esnetilmesi gereken bir tedbir midir bu da? Benim kendi şahsi fikrimi söylemem gerekirse artık yavaş yavaş tabii ki alınması gereken kararlar bunlar. Tüm dünyada, Avrupa'da benzer kararlar alınıyor. Sonuç itibariyle artık şöyle düşünün, bunun tahmin etme şansınız yok. Neticesinde ne olacak diye birazcık artık deneme ve görme yoluna gitmeniz gerekiyor. Uzun zamandır kurallar uygulandı, önlemler alındı. Neticeleri de ortada zaten. Biraz evvel siz de söylediniz, yoğun bakımdaki hasta sayımız azaldı. Pozitif çıkan vaka sayılarımız üçlü rakamlara yavaş da olsa indi. Tabii ki bunun daha da düşmesi gerekiyor. Yani burada kalmaması gerekiyor. Bizim için ideal bir rakam değil. 1100'dü dünkü rakam mesela. Bu ideal bir rakam değil. Elbette ki üçlü, zaman içerisinde de ikili rakamlara düşmemiz gerekiyor. Ama bunu yapabilmeniz için de uymanız gereken kurallar var. Şunu ifade etmek istiyorum. Dediğim gibi deneme ve görme yolunu gitmek zorundasınız ve neticesinde baktınız başarılı olamıyor. Yani rakamlar tekrar yükseliyor. Eski halini almayacaktır ama yükselme trendine geçiyorsa tekrar oturup değerlendirilir. Bu dediğim gibi bütün önlemler alındı zaman içerisinde. Peki şimdi bir yandan da herkesin merak ettiği, aslında bazı izleyicilerimiz bununla ilgili işte bu mu en önceliğimiz diye yorumlar da yapıyorlar ama en fazla gelen soru da bu. Bir tatil meselesi, ikincisi de düğünler. Düğünlerle ilgili başlayalım çünkü Seçil Hoca'nın açıklaması, geçtiğimiz günlerde CNN Türk Televizyonu'nda yaptığı açıklama çok konuşuluyor. Bir takvim, bir öngörü var ama hiç tarih verilmemişti bununla ilgili. 11 Temmuz'dan sonra düğünler yapılabilir açıklaması. Ne dersiniz? Şimdi hatırlarsanız birkaç ay önce Sayın Sağlık Bakanımız da açıklama yapmıştı. Bizler klinisyeniz sonuç itibariyle. Bu normalleşme sürecinde bu konuyla ilgili halk sağlığı uzmanı hocalarımız ve başka alanlardan hocalarımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Toplumun sosyolojik yönden başka yönlerdeki değerlendirmeleri de yapıyorlar. Tabii ki Seçil Hoca'nın dediklerine katılmamak mümkün değil. İnsanlar bize de çok soru soruyor. Hem mail adreslerimizden hem mesajlardan bir şekilde ulaşıp hocam düğünlerimizi nasıl bir yapacağız, nasıl bir yol izlememiz gerekiyor diye. İnsanlar çünkü yazın genelde düğünler oluyor. Ama orada da hazırlıklar yapılıyor Seçil Hoca'nın dediği gibi. Ama şunu söylemek istiyorum. Bakın birçok alanda... Yani ayın 11'inden sonra serbest diyebilir miyiz o zaman? Ya bakılacak rakamlar, tekrar söylüyorum, bizim için çok önemli. Birçok alanda kontrollü bir normalleşme süreci başladı. Siz de ekranlarda gösteriyorsunuz. Bunların hepsinin değerlendirilmesi gerekiyor. Yani baktınız, dediğim gibi rakamlarda tekrar bir yukarıya doğru iğme varsa ona yönelik değerlendirilmiş. Şimdi
11 Temmuz'da bütün her şey serbest deyip insanlarda bir farklı bir algı oluşturmak şahsen istemem. Ama dediğim gibi rakamlar çok iyi gidiyor. Bence değerlendirilecek diye şahsen düşünüyorum. Ama o zaman Seçil Hoca'nın 11 Temmuz ifadesini kullandığına göre herhalde 11 Temmuz ya da Temmuz ayının ortasıyla ilgili bir öngörünüz ya da konuşmanız var bilim kurulu olarak, değil mi? Tabii ki her şey tartışılıyor sonuç itibariyle. Her şey masaya yatırılmış durumda. En uygun Türk toplumu için. Sonuçta şöyle düşünün. Almanya'daki uygulama, ne bileyim İtalya'daki uygulama, İspanya'daki uygulama sizin toplumunuza uygun olmayabilir. Biz Türkiye'deki her türlü altyapıyı değerlendirip, hocalarımız değerlendirip ortak en doğru kararı almaya çalışıyoruz. Peki o açık kapıyı bırakmakla birlikte net olarak ifade, yani tam anlamak açısından soruyorum. Bilim kurulunun yaptığınız, şu anda yaptığınız toplantılara kendi şahsi kanaatinizle birlikte herhangi bir aksilik olmazsa, şerhini düşerek yine 3 Haziran'da bir sıkıntı yaşanmazsa şehirler arası kısıtlama, bir aksilik yaşanmazsa yine verilerde 11 Temmuz'dan sonra da düğünlerde bir esnetme ya da işte o tedbir kaldırılacak diyoruz o zaman, değil mi hocam? Yani şöyle söyleyeyim, tekrar söylüyorum, biz bilim adamlarıyız. Biz her zaman açık bir kapı bırakırız. Çünkü bilimsel değerlerle hareket ederiz. Bilimsel verilerle hareket ederiz. Aylardır bu işinle uğraşıyoruz. Aylardır rakamları değerlendiriyoruz. Ve en uygun olan rakamları gerçekleştiği zaman da gerekli kolaylıklar, ne bileyim, normalleşme süreci de başlıyor. Berberlerde olduğu gibi, kuaförlerde olduğu gibi. Benim sadece söyleyeceğim, yani bir bilim adamı olarak bizim insanlarımıza bu çok önemli. Bakın çok şeyi konuşuyoruz, düğünleri soruyorsunuz, uçaklar, belki yüksek hızlı tren vardır aklınızda, belki başka şeyler vardır ama bizim için önemli olan, bakın hala bu süreç devam ediyor. Bu süreç devam ediyor, bitmiş bir süreç değil. Hala vakalarımız var, hala dörtlü, zaman zaman da üçlü rakamlara inmiş rakamlarımız var. Yani hala uymamız gereken kurallar var. Elbette ki biraz evvel de söyledim, normalleşme sürecine girmek zorundasınız. Tüm dünya girmiş durumda zaten. En uygun şartları sağlamaya çalışıyoruz. Benim şunu ifade etmek istiyorum. Bizler dediğim gibi, tekrar altını da çiziyorum, biz bilim adamlarıyız. Bizler bilimsel tavsiyelerimizi sunarız. Sonuç itibariyle 3 Haziran, 11 Temmuz tabii ki uygun şartlar sağlanınca olacaktır ama nihai kararı da bu konuda hükümetin verdiğini de söylemeden geçemeyeceğim. Tabii ki bilim kurulunun tavsiyesi bu yönde ama. Bir izleyicimizin sorusu, evet, var. Türk Hava Yolları'ndan İstanbul Diyarbakır uçuşuna 4 Haziran'a bilet aldım. Seyahat kısıtlaması ile ilgili konuşur musunuz diyor. Zaten konuşuyorduk ama şu şekilde bu soruyu çevirelim. O 15 büyük şehrin içerisinden ya da 15 ilin içerisinden İstanbul, Ankara, İzmir işte ve bir taraftan da Diyarbakır çok konuşulan iller arasında. Buralarla ilgili ayrı bir takvim uygulanacak mı? Ya da bir hafta sonrasında, iki hafta sonrasında mı bu kısıtlamalar kaldırılacak? Ya da sınırlı bir kısıtlama mı olacak? Örneğin işte uçuşlarla ilgili bir serbestlik gelecek ama özel araçlarla girip gelmek yasak mı olacak gibi. Nasıl olacak üç büyük şehir ve Diyarbakır gibi büyük şehirlerimiz? Şimdi şöyle bu hafta hakikaten önemli bir hafta. Bizim çünkü verileri daha net bir şekilde değerlendirmemiz için bir fırsat. Çünkü şöyle söyleyeyim size. Bugün şu 4 günlük uygulamanın, bayramdaki evde kalma uygulamasının, kısıtlamanın neticesini siz 10 gün sonra görüyorsunuz. Yani 10 gün sonra 4 günde ne yaptık görebiliyoruz. Aslında geçen hafta da bir 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması vardı ve neticesini bizim bugünden itibaren artık görmemiz gerekiyor. Rakamlarımızın azalmasıyla birlikte şöyle de düşünün. Sadece biz tüm Türkiye olarak değerlendirmiyoruz. İl il değerlendiriyorsunuz. İllerdeki vakalara bakıyorsunuz, mahallelere bakıyorsunuz. Ve netice dediğim gibi bütün olarak değerlendirse de aslında il il değerlendiriliyor. Bu hafta, yarın ve cuma günü oldukça önemli rakamlar gelecektir. Test sayıları 2-3 gündür daha düşük seyrediyor. Çünkü bayram olması sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması var. İnsanlar gidemeyebilirler. Ama bugün, yarın ve o bir gün test sayıları da daha da artacaktır. Vaka sayıları daha net bir şekilde ortaya çıktığı zaman değerlendirme daha iyi olacaktır. Peki şimdi turizmle ilgili birkaç soru sormakta fayda var. En çok konuşulan ilk andan itibaren işte bir yandan belki de Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarıyla da tartışmalı hale gelen, ilk olarak işte insanlar insana da bulaşmaz denildi ama farklı bir duruma evrildi süreç. Şimdi de o tartışmalı konulardan bir tanesi şuydu. Hava
ısındıkça virüs kendisini yok edecek. Dolayısıyla daha rahatlayacağız. Hala bu noktada neredeyiz mutasyon konusunda? Bir, ikincisi tatile gideceklerle ilgili deniz mi havuz mu problemi ortaya çıkıyor ya da sorusu ortaya çıkıyor. Bununla ilgili fikriniz nedir? Üçüncüsü de turizm sezonu açıldığında işte bu filyasyon yöntemi, test yöntemi turizm çalışanlarına ya da oraya tatile giden yurttaşlarımıza ayrıca yapılacak mı? Nasıl bir durum bekliyoruz? Çünkü bazı tedbirlerin alındığını, işte örneğin açık büfelerde müşterilerin değil de çalışanların onlara bir servis yapacağını artık turizmciler açıklamaya başladılar. Bu konuda ne durumdayız? Bakın şöyle söyleyeyim, şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün çelişki bir açıklaması yoktu. Sonuç itibariyle Ocak ayında yeni ortaya çıkmış bir virüs vardı ve bu virüsün nasıl hareket ettiğini bilmiyorsunuz. Zaten pandemi ilan edilmesinin sebebi tüm dünyada, sadece bir bölgede değil, insandan insana bulaş özelliğinin kazanmasıydı. Zaten bizim ilk Ocak ayından itibaren dikkat ettiğimiz nokta insandan insana ne kadar kolay bulaşıyor. Bakın, bulaşıyı geçtik artık, ne kadar kolay bulaşıyor. Bu virüsün diğer virüslerden farklı olmasının sebebi de diğer virüslerden çok daha kolay bulaşması ve bir kişinin enfekte olduktan sonra çevresinde en az 4-5 kişiyi enfekte edebilme özelliği. Pandemi dememizin sebebi de buydu. Şimdi Temmuz'da virüsle ilgili neler olacaktır, öngörünüz nedir diye sorsanız bunu hiç kimse, dünyadaki bu konuda en önemli otör bile size bir açıklama getiremez. Çünkü yeni bir virüs. Temmuz'da, Ağustos'ta bulaşıcılık özelliği ne duruma gelecek? Sıcaktan etkilenecek mi? Bu konuda yorum yapmanız o kadar kolay değildir. Şöyle söyleyeyim size, bunlar kış virüsleri. Yani kışın aktiviteleri olan virüslardır. Koronavirüslerinin sonuçta ataları da var. Yüzyıllardır dünyada olan ataları da var. Ve baktığınız zaman koronavirüsleri kış virüsü. Yani kışın ortaya çıkarlar. Yazın ultraviyole ışığından etkilenirler. Çok fazla çoğalma özelliklerini nemde de sağlayamazlar. Bunu biliyoruz. Ancak siz buna güvenip, bakın siz buna güvenip yazın nasılsa bulaşıcı özelliği yoktur deyip toplu haldeki kalabalık yerlerde bir araya gelmeye devam ederseniz, maskelerinizi takmazsanız hastaneye gittiğiniz zaman, pazarlara gittiğiniz zaman bulaşıcılık özelliği devam eder. Bulaşma özelliği olur. Şimdi kışın 10 kişiyi bulaştırıyorsa o zaman 6 kişiyi bulaştırır. Daha az bulaştırır ama bulaştırır ve toplumda dolanımı devam eder. Şunu demek istiyorum. Aslında yazın elbette ki tüm dünyada görüyoruz zaten. Hazırlıklar yapılıyor. Yapılacaktır zaten. Siz 3 tane kural var. Bakın nereye giderseniz gidin. İster kışın olsun, ister yazın olsun, ister başka bir zaman olsun. 3 kuralı uyguladığınız sürece, doğru uyguladığınız sürece maske takmak, hijyene, el hijyenine dikkat etmek ve sosyal mesafenizi koruduğunuz sürece yazın da havuzlara gidebilirsiniz. Sonuçta dış dünyaya çok dayanıklı bir virüs değil bu. Yani en ideal şartlı laboratuvar ortamını sağlasanız da 5 gün yaşıyor. Ama klordan etkileniyor. Hemen ölüyor. Düzenli olarak klor zaten havuzlarda yapılıyor. Yapılması da gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın şartları var bununla ilgili. İnternete girdiğiniz zaman görüyorsunuz. Yaptığınız sürece ölür zaten havuzda. Ama bakın bu çok önemli. Havuzda nasılsa ölüyor virüs. Ben etkilenmem deyip havuz içerisinde de oyun oynamaya devam ederseniz, şakalaşırsanız, mesafenizi yakın tutarsanız havuz içerisinde de bulaşır. Kişiden kişiye yine bulaşır. Havuz dışına çıktınız, yine oyun oynamaya devam ettiniz. Voleybol oldu, ne bileyim futboldu, temas haline geldiniz. Şezlonglar arası mesafelerinize dikkat etmediniz. Maskenizi takmadınız, yine bulaşır. Yani sudan demek, değil yine damlacık yoluyla her aynen, zaman olduğu gibi bulaşma. Aynen. Bunu iyi anlatmamız gerekiyor. Çünkü yanlış anlaşılıyor. İnsanlar şeyi düşünüyorlar. Virüs tamam sudan bulaşmıyor. Her şey hayır. Biz yine oynayacağız belki mesafemizi koruyarak. Oynamaya devam edeceğiz. Havuzdaki yüzdüğümüz yerlerdeki mesafemizi koruduğumuz sürece denizlerde de bir sıkıntı olmayacaktır. Lütfen bunlar çok önemli çünkü insanları doğru bilgilendirmemiz gerekiyor. Peki hocam, bir izleyici sorusu var. Kronik rahatsızlığı olanların yasağı ne zaman kalkar? Bununla ilgili bir çalışma var mı ya da bilim kurulunun toplantılarında nasıl konuşuluyor diye bir izleyicimiz sorar. Ben ek yapayım buna. 65 yaş üzeri büyüklerimiz ve 20 yaş altı gençlerimizle ilgili karar ne zaman verilecek ya da ne zaman olur? Bakın tekrar altını çizeyim. Bu günler oldukça önemli günler bizim için. Çünkü yoğun bir sokağa çıkma kısıtlaması geçirdik. Yaklaşık bir aydan uzun bir süredir her hafta sonu neredeyse
sokağa çıkma kısıtlamaları var ve neticelerini de aldık. Rakamlar düştü. Aldığınız uygulamaların neticelerini alıyoruz. Ve artık yavaş yavaş bunların değerlendirme zamanı geldi. Dediğim gibi bu hafta oldukça önemli bizim için. Rakamlar daha flu ve net bir şekilde değerlendirilecek. Bu konuda dediğim gibi bizler yaşlarımızın, kronik hastalığı olanlarımızın en iyi şartlarda olmasını istiyoruz. Yani onları korumak istiyoruz. Yapmamızın, bütün bu uygulamaları yapmamızın sebebi onların sağlıklı bir şekilde bu süreci geçirmeleri, onları korumak. Çocukları da uzak tutmamızın sebebi, evde tutmamızın sebebi onlardan hastalık bulaşmasın onlara. Onları sağlıklı bir şekilde geçirsinler. Amaç bu. Bu süreci siz en iyi şekilde ayarlamaz iseniz ve rakamsal olarak onu da görüyorsunuz. Artık Allah'a şükür baktığınız zaman 65 yaş üstü ve kronik hastalığından ölenlerin sayısı çok azaldı. Bu yaptığınız uygulamaların neticesi. Bu yüzden de bakmak lazım. Ama dediğim gibi bu haftalar bizim için değerlendirmek açısından oldukça önemli günler. Rakamlar bakılacak, gerekli açıklamalar da yapılacaktır zaten. Peki şu Dünya Sağlık Örgütü'nün sıtma ilacıyla ilgili kararını da sormak isterim. İlk andan itibaren tartışılan konulardan bir tanesi, çünkü Amerika Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları daha da kafa karıştırıp tartışılıyor dünyada. Dünya Sağlık Örgütü'nün de böyle bir kararı var şimdi. Hem buraya ne diyorsunuz, hem aşı ve ilaç çalışmalarında ne durumdayız elbette. Çünkü tüm bilim insanları, siz de dahil, işte her gün yeni bir şey öğrendiğimizi ifade ediyorsunuz. Tabii. İnsanların da aslında farklı bir bilim insanının başka bir şey, diğerinin başka bir şey söylemesiyle ilgili bunu da anlaması gerekiyor belki de. Her gün yeni bir, çünkü tüm bilim insanları şunu söylemeye başladılar. Bugün bunu söylüyoruz ama yarın değişebilir çünkü yeni tanıyoruz şeklinde. Ne dersiniz? Herkesin beklentisi artık ne zaman ilaç bulunacak da kurtulacağız bu virüsten? Şimdi şöyle söyleyeyim, bence tabii ki direkt bu mikroorganizmaya karşı, virüse karşı direkt etkili bir ilacımız hala yok, bunu biliyoruz. Geçmişte kullandığımız çeşitli ilaçları bunda kullanıyoruz. Aşı çalışmaları dün izledim ben de, faz 3 çalışmasının başladığı ifade edildi. Yani insan çalışmalarının sayısının büyütüldüğü. Ama benim şahsi görüşümü soracak olursanız, yıl sonundan önce bir aşının geleceğini ben şahsen düşünmüyorum. Sonuç itibariyle aşılar hemen topluma ne bileyim kaç milyon doz uygulanacak, kaç milyon doz üretilecek. Şu an bize gerekli olan 2-3 milyar doz aşı, bunu üretebilecek miyiz? Bence aşı dan ziyade bizim biraz evvel söylediğim o üçlü kural bizim için çok çok daha önemli. Şimdi tabii ki o sıtma ilacı Türkiye'de başarılı bir şekilde uygulandı. Türkiye diğer ülkelerden farklı olarak bu ilacı hasta geldiği an, tanı aldığı an verdi ve neticesinde de yoğun bakımdaki hastalar sayılarımızı biliyorsunuz, görüyorsunuz, azaldı. Solunum cihazındaki sayılarımız azaldı. Daha da önemlisi, biz de diğer ülkelerden farklı olarak hastalardaki zatüre görülme oranı azaldı. Çünkü biliyorsunuz bu hastalık, bu virüs zatüre yapıyor insanlarda. Bazı kişilerde de zatüre vücudumuzdaki bağışıklık sistemimizi o kadar aktive ediyor ki vücut durduramıyor bunu ve yoğun bakım ihtiyacı gerçekleşiyor. Bazen de solunum cihazı. Bizde bu gerçekleşmedi. Tabii ki birçok faktör var bunda. Hocalarımızın çok tecrübeli olması, zaten ve çok kaliteli olması, kendi bilgilerini harmanlamış olması belki de bu ilacın erken başlanılmasının sebebi oldu. Biz de Türkiye'de öyle korkulacak ciddi bir yan etki pozisyonu olmadı. Ama tabii ki bizler bilim adamlarıyız. Dünyadaki bütün gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Şunun da altını çizeyim tabii ki. Ben çocuk hekimiyim, çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanıyım. Bizim kurallarımız daha netti. Biz dedik ki mesela çocuklarda tanı aldıkları zaman bu ilaçlar başlanmayacak. Biz hangi çocuklarda peki ilaç başlamayı önerdik? Rehberimizde, Sağlık Bakanlığı'nın rehberinde, ağır hastalarda, yoğun bakım ihtiyacı olan ağır zatüre gelişmiş hastalarda hekim kararıyla başlanabilir dedik. Çocuklara zaten bu ilaçların başlanmasına biz baştan izin vermedik. Ağır hastalarda önerdik. Ama dediğim gibi yayınları biz de istiyoruz. İzlemek zorundayız zaten. Onları harmanlıyoruz. En uygun nedir? Ülkemizdeki insanların hizmetine, daha doğrusu tedavisine sunmaya çalışıyoruz. Hocam biliyorum toplantınız var ama bir dakikalık bir süre içinde tamamlayalım. Son sorumu sorayım ben de. En çok merak edilen konu, evet esnetmeyi yapıyoruz ama bir yandan da işte sonbahara doğru acaba ikinci bir dalga gelir mi sorusu var. Bununla ilgili öngörü ve tedbir nedir? Onu da sormak isterim.
Tabii ki bunların hepsini yapmak zorundasınız. Tekrar altını çiziyorum. İnsanlarımız da lütfen bu şekilde bizi dikkate alsınlar. Resmi ağızlardan gelen bilgilere dikkate alsınlar daha doğrusu. Bu tür pandemiyi tekrar söylüyorum. Mikroorganizmanın Temmuz'da, Ekim'de, Kasım'da ne yapacağını şu an kestiremezsiniz. Daha ömrü çünkü 5,5 aylık bir yaşam süresi var. Şimdi bu tür virüslarda ikinci bir dalga görülebilir. Görülebilir. Ne zaman görülebilir? Kışın aktive olduğunu söylemiştik. Kışın daha çok iyi yaşadığını söylemiştik. Diğer virüslarda sadece dünyada bu virüs yok. Grip de Ekim gibi, Eylül'ün sonu gibi aktive oluyor. Başka virüsler de aktive oluyor. Acaba onlar aktive olduğu zaman bu da tekrar aktivasyonunu gerçekleştirir mi? Bakın gerçekleştirir demiyorum. Gerçekleştirir mi diye hazırlıklarımızı yapmamız lazım. Biraz evvel Peki. aslında hep söylediğim nokta şuydu, size biraz evvel de vurguladığım. Bizim önlemlerimiz bitmedi. Bizim önlemlerimizin ikinci aşamasındayız ve istikrarı sürdürebilmemiz için insanlarımızın hala dikkat etmesi gerekiyordu. Birinci aşama Peki. bitti. Girdi, önlemleri aldık, tedavilerimizi uyguladık, geçtik, bu aşamaya getirdik. Üçlü rakamlara düşürdük. Bunun daha da düşmesi gerekiyor. O yüzden Peki. üç kuralı ben söyleyerek bitireceğim konuşmamı. Maskemizi takmaya devam edeceğiz. Maskemizi yazın da takmaya devam edeceğiz. Kalabalık yerlerde onların zaten açıklamaları gelecektir. Peki. Sosyal mesafelerimizi devam edeceğiz. Yani hala yakınlaşmayacağız ve el yıkama alışkanlıklarımızı, ki çok iyi yaptık bunu, dünyada en iyi yapan ülkelerden biriyiz, devam ettireceğiz. Peki. Çok teşekkür ederiz hocam. Yayına katkı için Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Hasan Tezer bizlerle birlikteydi. YouTube kanalımıza abone olun.